Arizona bölgesi 1879. Tüm Apache şefleri arasındaki en korkusuz şef olan Victorio liderliğindeki Mosquero Apache'leri San Carlos rezervasyonundan kaçmayı başarmışlardı. Topraklarını istila edenlere karşı bir kez daha savaş açmaya karar verdiler. Birleşik Devletler süvarilerinden meydana gelen B bölüğü bütün gücüyle Apache'leri rezervasyona geri döndürmeye çalışıyordu. Devam edin, devam edin! Hadi daha canlı, daha canlı yürüyün! Hadi acele edin, daha hızlı! Durun! Oh! Yüzbaşı Green, ben Jeff Stanton. Merhaba Stanton. Size bir emir kağıdı getirdim. Burada komutayı devretmem gerektiği yazıyor. İyi şanslar, göreve hoş geldin. Adamlarının geri kalanı nerede? Adamlarım öldü. 3 haftadır Apache'lere ulaşmaya çalışıyoruz. Onlara yaklaştığımız anda bizden hemen kaçıyorlar ve biz yine peşlerine düşüyoruz. Burası onların evi yüzbaşı. Tıpkı St. Louis'in senin evin olduğu gibi. Orayı tekrar görmeyi çok isterdim. Ama maalesef bu sefil yerdi. Adamlar ve atlar çok yorgun. Onları fazla zorladım. Victorio'nun adamlarını zorladığı kadar zorlamış olamazsın. Ona uyuyacak ya da yemek pişirecek zaman vermedim. Buna ihtiyaçları yok. Bir kızılderili günlerce yürüyebilir, ot yiyerek hayatta kalabilir. Eğer onları yakalamak istiyorsak biz de aynını yapmalıyız. Sizi kıskanmıyorum yüzbaşı. Bunlar General Crook'un Victoria'ya verdiği talimatlar. Umarım bir gün bu mesajı ona ulaştırabilirsiniz. Çavuş Kap. Evet efendim. Komutayı Yüzbaşı Stanton devralıyor. Peki efendim. Pekala Yüzbaşı. Onlar artık senin. Ve iyi şanslar. İhtiyacım olacak. Kendine dikkat et Çavuş. Sağ olun efendim. Merhaba Çavuş. Yeniden gördüğüme sevindim efendim. Uzun zaman oldu. Çok doğru. Adamları atlarından inmelerini söyle. Peki efendim. Söyle. Askerler! Atlardan inin! Baylar, benim adım Stanton. Görevimiz hala aynı. Apache'leri bulacağız. Bunun için de her gün onlar kadar çok yol kat etmemiz gerekiyor. Çok az uyuyacağız. Ve karşımıza ne çıkarsa onu yiyeceğiz. Görevimizi kolaylaştırmamız gerekiyor. Bütün fazlalıklardan kurtulmalıyız. Fazlalık yiyeceği ve kıyafeti geride bırakın. Çavuş! Emirlerin uygulanması için 5 dakikan var. Peki efendim. Pekala beyler, yüzbaşıyı duydunuz. Bütün fazlalıklardan kurtulun. Ne diyorsun sen Ramirez? Yüzbaşı Stanton'ın çok sert bir adam olduğunu söylüyorum. Öyle mi? Bana o kadar da sert biri gibi gelmedi. Öyle mi? Sana bir şey anlatayım. Onunla birlikte Sioux'larla savaştık. Yüzbaşı ikinizden de daha iyi savaşıyor ve daha iyi at kullanıyor beyler. Onun derdi ne böyle? Babası bir zamanlar Kızılderililere güveniyormuş. Ama Kızılderililer onun adamlarını öldürmüş. Babası bir subaymış ve bu olaydan sonra ordudan atılmış. Ve yüzbaşı da hayatını bunu telafi etmeye adamış biri. Yani Kızılderililer öldürmeye. Ah!
Harekete hazırız efendim. Güzel. İhtiyaç duyana kadar atlara binmeyeceğiz. Yola yürüyerek devam edeceğiz. Peki efendim. Bölük! Hazır ol! Yola çıkıyoruz! İleri! Marş! Küçük bir saldırı grubu efendim. Küçük bir saldırı grubu ha? İki haftadır küçük bir grubun peşinde misiniz? Geri dönsek iyi olur efendim. Atlar dinlenmeden yola devam edemezler. Bu adamları gömmemiz gerekiyor çavuş. Emredersiniz. Hoblet! Giblal! Hemen kürek alıp gelin. Durum nedir onbaşı? 8 ya da 10 atlı efendim. İzler güneybatıya doğru gidiyor. Yarım saatlik mesafede olmalılar. Evet yüzbaşı. İzler hala çok taze. Rüzgar izleri henüz bozmamış. Onlara oldukça yakınız efendim. Çavuş kap! Evet efendim. Farklı bir şey denemek istiyorum. En iyi tüfek kullanan adamlarından 6'sını al ve onları arabaya yerleştir. Ve onlara arabada gizlenmelerini söyle. Bu görev senin sorumluluğun. Beni anlıyorsun değil mi? Siz nerede olacaksınız? Fazla uzakta olmayacağım çavuş. Peki efendim. Sen benimle gel. Sen de. Ve sen de. Ateşi kesin! Kaç adam kaybettin çavuş? Hiç efendim. Sadece 3 yaralı. Hayatta olan var mı Logan? Hayır efendim. Bu apaçiler teslim olmaktan sürmeyi tercih eder. Evet.
Yüzbaşı, bu Apache hala yaşıyor. Hayır yüzbaşı. Bu Victorio'nun oğlu Kızıl Atmaca. Emin misin? Evet. O Victorio'nun tek oğlu. Söylediklerinize dikkat edin. O bir misyoner okulunda eğitim aldı. Dilimizi biliyor. Bütün halkım sizi anlıyor yüzbaşı Stanton. Siz kuzulara saldıran bir kurt gibisiniz. Sadece zevk için öldürüyorsunuz. Babanla konuşmak için emir aldım. Halkımın nerede olduğunu söylememi mi bekliyorsun? Onları öldür diye mi? Çavuş. Evet efendim. Bir beyaz bayrak hazırla ve ona bağlı. Peki efendim. Babam sizin beyaz bayrağınıza güvenmez. O sana ve halkına asla güvenmez. Beyaz bayrak bir yem olmayacak Kızıl Atmaca. Sen olacaksın. İkimiz de buradaki her kayalığın arkasında bir Apache olabileceğini biliyoruz. Eğer yanılıyorsan başın dertte demektir. Bu güneşin altında 3 saat kalırsan o aşağı hayvanlara yem olursun. O hala neyi bekliyor? Neden onu öldürüp bu işi hemen bitirmiyor? Bazen sonuç her şeye değer derler. Yüzbaşı! İşte orada. Beyaz bayrak. Biliyorum. 5 dakikadır onu izliyorum. Çavuş Kap. Evet efendim. Onu aşağı indir. Peki efendim. Yaralarını temizle, ona biraz su ver. Ve ellerini arkadan bağlayarak ata bindir. Onbaşı. Sen şu bayrağı al ve benimle gel. Peki efendim. Yüzbaşı oraya iki kişi gitmek gibi bir delilik yapmayacaksınız değil mi? Neden olmasın? Victoria söyleyeceklerini kabul etmezse yüz asker de bana yardım edemez. Precedido a usted aquí, capitán, y su reputación para matar es mayor que la nuestra. Dediklerini tercüme et, onbaşı. Peki efendim ama sanırım bunu yapamayacağım. Babam öldürme konusundaki şöhretinizin buraya ulaştığını söylüyor yüzbaşı. Victoria'ya General Crook'tan bir mesaj getirdiğimi söyle. El capitán Stanton le trae un mensaje. Momento. El capitán debe liberar a mi hijo antes de que hablemos. Victoria, General Crook'un mesajını dinlemeden önce oğlunun serbest bırakılmasını istiyor. Bağlarını çöz. Ama efendim, bunu yaparsanız buradan asla canlı kurtulamayız. Ona iyi niyetimizi göstermek zorundayız.
onu serbest bırak. Peki efendim. Mátenlos. No, mi hijo. No los molesten. Şimdi ne söylediğini tercüme etmeme gerek yok efendim. Ona General Kuruk'un halkıyla birlikte rezervasyona dönmelerini istediğini söyle. İmzaladığı anlaşmaya sadık kalsın. El General Kuruk quiere que ustedes vuelvan a la reservación y mantengan el tratado hecho. Yo no falte a la palabra entre nosotros. Anlaşmayı bozanın kendi olmadığını söylüyor. General Kuruk bunu biliyor. Bundan sorumlu olan kişi cezalandırılacak. Ona buraya yeni bir temsilcinin gönderileceğini söyle. El General Kruk sabe esto. Los hombres responsables serán castigados. Y un nuevo agente indio será mandado aquí. Peki ya altın madencileri? General onların topraklarımıza gelmeyeceğini söylemişti ama geldiler. Anlaşmayı sizin insanlarınız bozdu, babam değil. Eğer silahlarınızı bırakır ve rezervasyona geri dönerseniz, madencileri buradan göndereceğime ve buraya bir daha dönmeyeceklerine söz veriyorum. Dispongan de sus armas y vuelvan a la reservación. Y yo les prometo llevarme a los mineros de ese territorio para siempre. ¿Me promete usted? Söz veriyor musunuz? Ünümün buralara kadar ulaştığını söylüyor. O zaman sözümü tutacağımdan emin olmalı. Usted dice que mi reputación es bien conocida aquí. Entonces usted sabe que yo cumplo mi palabra. Muy bien, capitán. Cuando veamos que usted llevará a cabo la promesa, nosotros retornaremos a la reservación. Hayır. Madencilerin topraklarını terk ettiklerini gördüklerinde geri döneceklerini söylüyor efendim. Anlaştık. De acuerdo. Bueno. Ona kadın esiri de yanımıza götüreceğimizi söyle. Biz kadınları esir almayız yüzbaşı. Sizi yanımıza götüreceğiz bayan. Zor kullanarak mı yüzbaşı? Sorun değil, bizi durduramazlar. Onlara düşünecek zaman bırakmayacağız. Anlamıyorsunuz değil mi yüzbaşı? Ben bir esir değilim. Buraya kendi isteğinize gelmediniz, öyle değil mi? Bu vahşilerin, köpek yiyen bu hayvanların içine. Eğer askerleriniz geyikleri buradan sürmeselerdi köpek yiyor olmayacaklardı. Beni dinle. Burada ne arıyorsun? Sen kimsin? Adım Giz. Sanfi okulundan gelen bir misyonerim. Demek bir misyoner. Heh. Şu işe bakın. Demek sonunda medeniyet apaçilere de ulaştı. Bu senin gibi kirpas içindeki bir kadın için çok zor bir iş olmalı. Rezervasyondan çıkmak zorunda kalana kadar işimi iyi yapıyordum. Eğer bu sabah yanımda olsaydın böyle düşünmezdin. Dağdaki madencilerin halini görmeliydin. Peki sizin madencilerin, apaçi kadınlarının neler yaptıklarını hiç gördün mü? Yardım için Tanrı'ya nasıl yalvardıklarını duydun mu? Tanrı mı? Onların inandığı tek tanrı savaştır. Senin tanrının onların tanrısından farklı olduğunu düşünmenize neden olan şey ne? Bayan Gillis. Kim kimi kendi dinine davet ediyor merak ediyorum. Ona madencilerin 3 gün içinde rezervasyonu terk edeceğini söyle. Los mineros irán de la reservación en 3 días. Gidelim. O yüzbaşıya güveniyor musun? Doğruyu söylediğine inanıyor musun? Kızılderililerin yaşayan en aşağılık canlılar olduğunu düşünüyor. Soruma cevap vermedin. Ona güveniyor musun? Bilemiyorum. Halkımızdan bu kadar çok nefret eden birine nasıl güvenebiliriz ki?
Tamamdır asker, yatağına dönebilirsin. Kahrolası Kızılderililer. Biliyor musun yüzbaşı, hayatım boyunca Kızılderilileri tedavi ettim. Garip olan şu ki derilerini kesip altına indiğinizde tıpkı bizler gibi birer insan olduklarını görüyorsun. Demek öyle. Peki bu ne anlama geliyor? Buraya gelirsen sana içindeki ateşi söndürmeye yardım edecek bir şey verebilirim. Sen buraya geldiğinden beri hayatımın epeyce bir değiştiğini söylemeliyim yüzbaşı. Bu değişiklik senin eserin. Artık daha az uyuyor olabilirim ama sayende daha fazla müşterim oluyor doğrusu. Çok daha fazla. Eğer barış konusunda daha iyi bir fikrin varsa dinlemek isterim. Buna tam olarak ne denir bilmiyorum. Barışı korumak mı? Babam gibi biri olmadığın çok açık evlat. Onu çok iyi tanırdım. Bana bundan bahsetmemiştin. Hayır ama onu tanırdım. Baban ordudan uzaklaştırıldıktan sonra bile Kızılderililerin birer insan olduklarına inanmaya devam etmişti. Onun için gerçekleri göremeyen bir dik kafalı demek daha doğru olur bence. Gerçeklik kişiden kişiye değişir. Hı hı. O zaman bunu içelim. Doktor, Santa Fe'deki misyonerlik okulu hakkında bir şey biliyor musun? Eğer o okula girmek istiyorsan bunu unut. Çünkü oraya sadece kızları alıyorlar. Yüzbaşı Stanton, madencileri rezervasyondan uzaklaştırmıştı. Madencilerin artık bu dağlarda altın aramasına izin verilmeyecekti. Yüzbaşı Stanton böylece Arizona bölgesinde kırılgan bir barış sağlamayı başarmıştı. Atlardan inin ve malları teslim edin. Peki efendim. Victoria ve oğlu Kızıl Atmaca. Beni karşılamaya gelmeleri benim için büyük bir onur. Kızılderili vekilleri dostça karşılamalara pek alışkın değildir. Victoria sadece İspanyolca konuşuyor. Sizi onlarla tanıştırayım. Evet. Bu işi kendim halledebilirim yüzbaşı. Sizin burada olmanıza gerek yok. Soy un nuevo agente indio. Me llamo Thompson. Bienvenido, hermano. Y plate mucho que usted habla nuestra lengua. Çocuklar yemek zamanı. Hadi yıkanma zamanı. Ya, yavaş. Hadi koşun. Gel buraya. Biraz yemeğin ve biraz sabunun neler yapabildiğini görmek inanılmaz, öyle değil mi yüzbaşı? Evet bayan. Kesinlikle öyle. Artık biraz insana benzediğimi mi düşünüyorsun? Üzgünüm. Bunu kastetmemiştim. Bunu hak ettim. Buraya getirdiğiniz yemek ve kıyafetler için sana teşekkür etmek istiyorum. Ama hala ihtiyacımız olan çok önemli şeyler var. Neymiş onlar? Yazmak için tahtalar, okumak için kitaplar ve kutsal kitap. Kutsal kitap mı? Apaçiler için mi? Hala anlamıyorsun, öyle değil mi yüzbaşı? Evet. Senin bir misyoner olduğunu biliyorum. Seni buraya okul gönderdi. Hayır.
Beni buraya babamın inançları getirdi. O bir Kızılderili vekiliydi. 14 yaşındayken onu kaybetti. O Kızılderililerin hakları için mücadele ediyordu. Ama o dost olarak gördüğü bu insanlara yardım etmeyi başaramadı. Onların dostun olabileceğine inanmıyorsun değil mi yüzbaşı? Hayır. Ama yanılıyorsun. Babam öldükten sonra 2 yıl boyunca bir Kızılderili kabilesiyle yaşadım. Onların kıyafet ve yemekten fazlasına ihtiyaç duyduklarını fark etmem uzun sürmedi. Ben de misyonerlik okuluna gitmeye karar verdim. Mezun olduktan sonra onlardan zor bir görev istedim. İşte şimdi de buradayım. Yaklaşık 6 aydır. Beni aralarına kabul ettiler. Beni çok gururlandırıyor bu. Yüzbaşı Stanton, malları indirdik. Yola çıkmaya hazırız efendim. Tamam çavuş. Burada kalmak istediğine emin misin? Aa evet. Ben onlarla birlikte yaşıyorum. İstediklerini yollamaya çalışacağım. Özellikle de kutsal kitabı. Teşekkür ederim. Bölük! İleri, marş! Sohbetinize kulak misafiri oldum. Ama hikayenin diğer yarısını anlatmadın. Yani en güzel kısmını. Biliyorum. Annemin bir komanço olmasından utanmıyorum. Şuna da bakın. Birkaç haftadır bunu hiç sektirmiyor. Tören için tam zamanında geldi. Bugünkü törene sen de katılmalısın. Deneyeceklerin sana iyi gelebilir. Öyle mi düşünüyorsun? Hı-hı. Şuna bakın. Bayan vaizimiz gelmiş. Sen ona kulak asma. Apaçı köpekleriyle yaşamak nasıl? Beyaz kadınların çoğu onların kokusuna katlanamaz. Bunun için çok üzgünüm. Beni geri götürür müsün? Ne söylediklerini neden umursuyorsun ki? Beni geri götür lütfen. Sizi anlayamıyorum. Bana karşılığında tek kuruş bile ödemediğiniz halde size aylar boyunca mal vermemi mi bekliyorsunuz ha? Kapa şu kapıyı! Sen Hossins, borç defterine göre bana tam $400 borcun var. Wilson $560 ve sen Black $225. Miller, senin borcunda tam tamına $350. Bizi buraya sana ne kadar borcumuz olduğunu söylemek için mi çağırdın? Benim sana borcum yok. Sen bana o malları çıkaracağım altının yarısı karşılığında verdin. Bu doğru. Anlaşma böyleydi. Pekala. Haklısınız. Size altın çıkaracağınız konusunda güvenmiştim. Altın çıkararak zengin olabileceğinizi düşünmüştüm. O madene çok yaklaşmıştım. Altının kokusunu alabiliyordum. Ama sizin için yaptıklarım karşısında bana biraz ödeme yapmanız gerekiyor. Orada bizi madenlerden uzak tutuyorken sana ödeme yapmamızı nasıl beklersin? Askerler bize ait olan madenleri elimizden aldı. O topraklar da Kızılderililer gelmeden önce bize aitti. Evet, haklı. Aynen. O topraklar bu zamanlar bizimdi. Neden hükümeti bu konuda dava etmiyoruz?
Dava mahkemelerde 10 yıl sürüklensin diye. Pekala, o zaman neden şu yüzbaşıyla konuşmuyoruz? Yüzbaşı Stanton'la. Bunu denedim. Neden yeni Kızılderili vekiliyle konuşmuyoruz? Tamam tamam, bunu da deneyeceğim. Kapıyı kapa. Şey, bu çenemi biraz acıttı ama... Ama tıpkı senin de dediğin gibi Bay Owens, her şeyin bir çözümü vardır. Ne demek istiyorsun? Bu da ne demek? Ne demek oluyor bu? Birleşik Devletler Ordusu'nda görevli bir yüzbaşı dişlerimi kırdı. Yüzbaşı Stanton diyorlar. Görgü tanıdın var mı? Hem de bir kilise dolusu. Stanton gibi adamlar savaş zamanı yararlı olabilir. Ama artık savaşta değiliz. Barışın hüküm sürdüğü bu topraklarda vatandaşların hakları ve ayrıcalıkları her şeyin üstündedir. Hükümet buna göre davranmalı. Doğru. Bu düşüncelerimi bir telgrafla Washington'a da ileteceğim. Eğer bölge delegeleri de aynı fikirdeyse ilk kar yağmadan önce o dağlara geri dönelim. Evet, doğru. Pekala baylar, bu yüzbaşı Stanton'ın başıboş davranışlarına daha ne kadar müsamaha göstereceğiz? General, vatandaşlarımızın hakları her şeyden önce gelir efendim. Bu güneybatıdaki tüm Kızılderililerin hayatına mal olsa bile. Arizona'dan gelen delegelerin bize Kızılderililerin oy kullanma hakları olmadığını hatırlatmalarına gerek yok. Onu yapmıyorum efendim. Ama içinde Tanrı korkusu taşıyan vatandaşlarımızın haklarını ellerinden almaya hakkımız yok. Yoksa Arizona yine bir çöle dönüşür ve... Size şunu hatırlatmak isterim. Eğer görevimizin hakkını veremezsek Arizona'yı bir kez daha kaybederiz. Anlıyor musunuz general? Apaçileri yok etmenin ordunun görevi olmadığını ve bunu istemediğimizi size bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Ama söyledikleriniz hakkında bir şeyler yapabiliriz. Kızılderililerle barış imzaladık. Yüzbaşı Stanton onlara karşı saldırgan davranışlar sergileyemez. Bu konuyu bir an önce danışmanlarımla görüşeceğim. Teşekkür ederim efendim. Arizonalı delegeleri yanına alan ve bölgedeki altının varlığından haberdar olan madenciler Stanton'ın emirlerine karşı çıkarak dağlara geri dönmüştü. İşte o. Hadi gidelim. Hey! Altın! Sana söylemiştim, öyle değil mi? Bu şimdiye kadar gördüğüm en iyi parçalardan biri. Şuna bak. Ben çuvalları getireyim. Buradan olabildiğince çok altını yanımızda götürelim. Burası çok zengin bir maden. Evet! Buraya gel. Dur bir dakika. Ateş etme. Altın. Ve neredeyse saf. Ve bizimkilerden daha değerli. Şu işe bak. Beş numaralı devriye kampı ve derin vadi arasından ateş ve patlama sesleri geliyor.
5 numaralı kamp mı? Evet efendim. Kamp buraya çok yakın. Hadi. Bunu nereden buldun evlat? Bunu nereden buldun? Sana yapacaklarımızı görünce konuşmuş olmayı dileyeceksin. Seni ahmak Kızılderili. Sen bu altını ne yapacaksın ki? Neden konuşmuyorsun? Konuşacaksın. Yoksa bütün derini dağlar. Kıpırdamayın. Silahlarınızı indirin. Keskin tarafını kullanacağım. Burada altın bulduk yüzbaşı. İşte o mağaranın içinde altın bulduk. Orada sadece bela buldunuz. Bu madenler 2 yıldır bize ait. Onu elimizden almaya hakkın yok. Buna hakkın yok diyorum. Çavuş. Evet efendim. Kızıl Atmaca'yı hemen revire götür. Hayır. Doktor onunla ilgilensin. Ben bu ikisini kasabaya götüreceğim. Peki efendim. Hangi hakla topraklarımızı apaçilere veriyorsunuz? Evet, hangi hakla? Sizi rezervasyondan uzak tutmak için emir aldım. Seni Kızılderili aşı. Şerif, bu 2 adam az önce suç işledi. Dinle yüzbaşı, bu adamları sadece oraya gittikleri için tutukluyor mu? Bu yüzden değil. Bir Kızılderili'ye işkence ettikleri için tutuklayacaksın. Onlar yıllardır bize işkence ediyor. Biz sadece intikam ediyoruz. Doğru. Evet. Onları bir kadına işkence ederken... Haklı. Yüzbaşı sadece görevini yapıyor. Tıpkı Şerif'in kendi görevini yaptığı gibi. Eğer bu adamlar suçluysa mahkemeye çıkarılmaları gerekiyor. Şerif, bu adamları hemen içeri al. Kefaletleri ödeninceye kadar da bırakma. Tamam. Pekala yüzbaşı. Onları sizin için içeri alacağım. Biraz düşüncesizce davrandıkları için onları suçlayamayız yüzbaşı. Sizi uyarıyorum. O tepelerden uzak durun. Bu sizin için iyi olur. Bizi tehdit mi ediyorsun? Hayır, etmiyorum. Victoria bu ikisinin oğluna neler yaptığını görünce ne yapacağını çok merak ediyorum. Ha, ne diyor bu? Ne diyor bunlar bu? Evet. Anlamıyorum. Onlardan mı korkacağız? Hadi çocuklar, gidelim. George, onların kefaletini ben ödeyeceğim. Bize Stanton'ın görevden alındığını söylemiştin. Evet, alındı. Ama o bunu bilmiyor. Albay Perry birkaç saat önce kasabaya geldi.
Yüzbaşı. Doktor. Kızıl atmaca nerede? Ah, ne kadar ilginç değil mi? O kızıl derilinin derisi de aynı şartlar altında tıpkı seninki gibi dağlanabiliyor. Ders vermeye bırak. Nerede o? Gitti. Kızıl atmaca ben yeni emirleri aldıktan hemen sonra gitti. Sana kim emir verdi? Albay Nathan Perry. Yeni komutanımız artık o yüzbaşı. Bu kalede kaç adam var çavuş? 5 efendim. Peki dış karakollarla birlikte? Yüzbaşı Stanton, emirlerinize hazırdır komutanım. Aa evet yüzbaşı. Sonunda buraya gelebildiğini görmek çok güzel. Burada yaklaşık 3 bölük asker var. Adamların dağınık bir halde devriye gezmesi senin fikrin miydi yüzbaşı? Evet efendim. Askerler gruplar halinde rezervasyonda devriye geziyor. Yani adamların 160 kilometrelik bir alana dağılmış bir halde devriye geziyorlar. Bu doğru mu yüzbaşı? Evet doğru efendim. Eğer Victorio rezervasyondan çıkmaya karar verirse ne olacağını düşünüyorsun yüzbaşı? Bu konuda endişelenmeye gerek yok efendim. Apaçiler askerlerini katleder. Kendilerini koruma fırsatı bile bulamazlar. Çavuş, anladığım kadarıyla güneş tam tepedeyken bölgedeki karakollarla ayna aracılığıyla mesajlaşabiliyorsun, öyle değil mi? Evet efendim. O halde onlara hemen haber ver. Devriye gezen askerler görevi bırakıp bir an önce buraya gelsinler. Peki efendim. Bir ayaklanma ihtimaline karşı elimde güçlü bir birlik olmalı yüzbaşı. Apaçilere büyük bir güçle karşılık vermek zorundayız. Albay, bir Apaçi savaşçısı 10 asker gücündedir. Apaçiler savaşı bir din gibi görürler. Çok doğru. Güçlerin geniş bir bölgede dağınık bir halde olursa onlara nasıl karşılık verebilirsin? Apaçiler sorun çıkarmayacak efendim. Ben rezervasyonu aç gözlü beyaz adamlara karşı korumaya çalışıyorum. Victorio bir aziz değil ama biz sözümüzü tutarsak o da tutar. En son bir subaydan böyle gülünç bir açıklama duyduğumda adamlarımdan 350'si acımasızca katledilmişti. Hem de 2 gün sonra. Bundan sorumlu olan subayın baban olduğunu biliyor olmalısın. Eğer bir masa başı görevi için başka bir kaleye gitmeseydim ben de onlardan biri olacaktım. Görevden alındığıma göre emir belgemi alabilir miyim? Elbette yüzbaşı. Benim emir subayım olarak burada kalacaksın. Özel eşyalarını toplayıp buraya yerleşebilirsin. İyi günler. Albayın emirleri yerine getirilmiş ve devriye gezen askerler karargaha çağrılmıştı. Yüzbaşı Stanton. Bütün devriyeler dönüyor efendim. Tamam çavuş. Ha yüzbaşı. Size gizli olarak bir şey söyleyebilir miyim? Nedir o? Yüzbaşı uzun zamandır orduda görev yapıyorum. Ama bu şimdiye kadar gördüğüm en saçma, en ahmakça ve en haince şey. Özellikle sizin barış çabalarınızdan sonra. Sence askerler de senin gibi mi düşünüyor? Evet efendim, kesinlikle öyle. Sana bir şey söyleyeceğim çavuş. Eğer senden ve diğer askerlerden komutanın emirlerinin aksi bir şey duyarsam sizi en yakın ağaçta sallandırırım. Anlıyor musun beni? Evet efendim. Teftiş için adamları hazırla. Peki efendim. Bölük, geriye dön. Evet baylar. Bu çok kötü. Bu gerçekten de çok kötü. Ordu artık yolumuzun üzerinde değil. Ama o madenlere adam ve ekipman gönderemiyorum. O kızılderililer bize hep sorun çıkarıyorlar. Şimdiye kadar gördüğüm en zengin damarı buldum. Ama orada çalışamıyoruz. Ben artık konuşmaktan sıkıldım.
Peki ya şu Kızılderili vekili? 3 aydır onunla dost olmaya çalışıyorum ama o geçen seferki vekil gibi değil. Ona madenlerdeki hissemin yarısını teklif ettim. Yani birkaç dolarlık maaş karşılığında bu teklifini reddetti. Sadece reddetmekle kalmadı. Beni bunları yüzbaşı Stanton'a anlatmakla tehdit etti. Ama bu konuyla ilgili bir şey öğrendim. Geronimo sorun çıkardığında onu Florida'ya postalamışlardı. Biz neden aynını Victoria'ya yapamıyoruz? Ama Victoria bize sorun çıkarmıyor. Evet, şu anda çıkarmıyor. Ama eminim yakında çıkaracaktır. Gerçekten mi? Evet bayım. Gerçekten çıkaracaktır. Basit bir Kızılderili oku onlara istedikleri şeyi vermişti. Apaçiler dün gece vekili odasında bununla öldürmüşler. Bunu gözlerinle gördün öyle değil mi Gwydir? Evet, onu öldürdüklerini gözlerimle gördüm. İşte apaçiler dostlarına böyle muamele ediyor. Onları öldürelim. Pekala bu konuda bir şeyler evet. Yapmamız gerek. Apaçileri öldürelim. Evet, öldürelim. Onları yakalım. Doğru söylüyor. Gerekeni yapalım. Bu işi kendi başınıza halletmenize izin veremem. Hepsini öldürelim. Beni dinleyin, siz şartlı tahliyeyle çıktınız. Beni dinleyin ve bu işe karışmayın. Bu cinayet o apaçilerin yanına mı kalacak? Hayır, öldürelim. Hayır. Hadi gidelim. Pekala, hadi. Şimdi rezervasyona gidiyoruz. Gelmek isteyenler evet, hemen atlayalım. Hadi gidelim. Hadi. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Ya! Yeah! Askerler tepelerden çekiliyor. Neler olduğunu öğrenmek için Bay Thompson'ı görmeye geldim. Evet ama o daha gelmedi ve kapısı da hala kilitli. Belki de babamın kampına gitmiştir. Yüzbaşı Stenson askerlerin çekilmesiyle ilgili bir şey söyledi mi? Neredeyse 10 gündür yüzbaşıyı hiç görmedim. 10 gün mü dedin? Ondan hiç haber almadın mı? Sana mesaj yollamadı mı? Hakkındaki gerçeği öğrenmiş olabilir mi? Yarı Kızılderili olduğunu duydun mu? Kanımız neden bu kadar önemli ki? Bu ne fark eder? Bazıları için fark etmez. Ama yüzbaşı Stenson gibiler için çok şey fark eder. Dinle beni. Sana olan hislerim hiç değişmedi. Senin yarı beyaz olduğunu bile unutabilirim. Çocukları içeri sokalım. Hadi, acele edin. Hadi. Hadi şu pisliklerin hepsini atlayalım. Hazır ol! Hazır ol!
Eğer bize yardım etmek için geldiyseniz hoş geldiniz. Şerif, şu madencileri tutukla ve onları kasabaya götür. Yasalara göre cinayet suçu, öyle değil mi? Bundan emin olabilirsiniz yüzbaşı. Bizim yasamız da işte bu. Bu Kızılderililer Bay Thompson'ı öldürdü yüzbaşı. Greeder bunu gözleriyle gördü. İşimizi bitirene kadar da buradan gitmeyeceğiz. 45 derecelik açı alın. Blöf yapıyorsun yüzbaşı. Ateş! Beyaz adamlara ateş edemeyeceklerini biliyordum. Greeder, bir dahakini öldürmek için ateş edeceğiz. Hiçbir yere gitmiyoruz yüzbaşı. Hayır! Siz adiler, katiller! Hemen yolumuzdan çekil, seninle bir sorunumuz yok. Beni de öldürün, ben de yarı kızılderiliyim. Pekala, ne bekliyoruz çocuklar? Hadi işlerini bitirelim. Ateş! Gidelim buradan, hadi! Ateşi kesin! Yaralılarla ilgilenin, acele edin, çabuk! Hadi hadi, acele edin! Onu nereye götürüyorsun? Doktorumuza. Kendini savunmak için ne söyleyeceksin? Hiçbir şey efendim. Size olanları anlattım. Eğer adamlarım ateş emri vermeseydim Victorion halkı ölmüş olacaktı. Yüzbaşı, bir asker olduğunu unutuyorsun. Sen bir yargıç değilsin. Bu kızıl atmacanın Bay Thompson'ı öldürdüğünü kanıtlamaz. Bunu bir başkası saplamış olabilir. Peki ya görgü tanığı ne olacak? Greeder adındaki şu adam her şeyi görmüş. Greeder bir yalancı. Bu kadar yeter yüzbaşı. Şu misyoner kadınla arandaki ilişki gözlerinin önüne bir perde indirmiş. O misyoner kadınla aramdaki ilişki sadece beni ilgilendirir. Apaçilerin Thompson'ı öldürdüklerini sanmıyorum. Bunun için kariyerimi ortaya koyabilirim. Bunu zaten yaptın yüzbaşı. Ben senin şu Kızılderili dostlarını bulana kadar buradan hiçbir yere ayrılmayacaksın. Sorun var mı? Hayır efendim. Çavuş. Adamlarımız hazır efendim. Tamam çavuş. Şey, albay. Kasabalılardan bir grup sizi görmek için buraya geldi efendim. Onlara zamanım olmadığını söyle. Emredersiniz efendim. O katili görmek istiyoruz. Bırak bizi, onu görmek istiyoruz. O katili içeride mi? İşte bu. Onu görmek istiyoruz. O benim kocamı öldürdü. Orada, onu bize verin. Onu bırakın bize verin. Bizi. Evet. Burada adaleti i̇şte sağlamak o. Benim görevim. Eğer suçluysa mahkemeye çıkarılıp yargılanacak. Ordu disiplini sağlamak adına gereken her şeyi yapacak. Şimdi kasabaya dönün ve yollara barikat kurun. Bu da hey, ne asıl demek? Yani. Nasıl oluyor bu? Kızılderililer mi geliyor? Önlem almak için buna mecburuz. Bütün adamlarımla birlikte Victoria'yı kasabaya ulaşmadan durdurabileceğime eminim. Seni adi aşağılık Kızılderili dostu, seni katil. Bu olamaz. Aşağılık adam. Evet, hadi buradan gidelim. Kesinlikle saçmalık. Çavuş. Evet efendim. Bülük, hazır ol. İleri. Marş. Ah!
Durumu nasıl? Merminin yerini buldum. Onu dışarı çıkaracağım. Ağrısı için ona verecek bir şeyin var mı? Biraz viskim var ama bu ona iyi gelmez. Biraz dayan. Elimden geldiğince acısız yapacağım. Jay. Konuş benimle. Jeff, doktor dedi ki Victoria ve halkı rezervasyonu terk etmiş. Evet, bu doğru. Durdur onları. Lütfen durdur onları. Geri dönmelerini sağla. Pekala. Bayıldı doktor. Bu daha iyi. Ah, çıkardım. Çavuş. Börek hazır ol. İleri marş. Börek dur. Biz neyin peşindeyiz? Apaçilerin mi, hayaletlerin mi? İleri! Marş! En azından hayalet değillermiş. Asker saldırı borusu çal. Doktor! Yüce Tanrım, lütfen bizi koru. Efendim, sanırım biz tuzağa düştük. Kendinizi koruyun, acele edin. Acele edin, kendinizi koruyun. Çabuk şu arabayı devirin. Hadi devirin şunu. Acele edin. Çavuş. Thank you.
Albay bacağınızdan vurulmuşsunuz. Asker! Çavuş! Yardım almadan buradan asla çıkamayız. Karanlık çöktüğünde bir gönüllünün Tuson Kalesi'ne gitmesini istiyorum. Peki efendim. Ramirez! Evet efendim. Durumun iyiye gidiyor. Hadi bakalım. Şundan bir yudum al. Ben hemen geleceğim. Kabilemiz tepelere doğru gidiyor. Seni almaya geldim. Hayır, burada kalmam gerekiyor. Kafası karışık bir çocuk gibi konuşuyoruz. O bize ihanet etti. Bu iyi bir şey değil. O beni seviyor. Durumu nasıl doktor? Daha iyi görünüyorsun. Buraya onu almaya geldim. Burada tehlikede. Seninle giderse tehlike daha büyük olacak. Belki de. Ama en azından kalbi kırık bir şekilde ölmeyecek. Onun yarı kızılderili olduğunu unuttun mu? Annesi bir komançıydı. O da yarı komançı sayılır. Onunla evlenecek misin yüzbaşı? Çocuklarına melez dediklerini duyduğunda mutlu olacak mısın ha? Tıpkı birer hayvan gibi. Söyle yüzbaşı. Ben gitmeye hazırım. De babanın gerçeklerle yüzleşemeyen bir dik kafalı olduğunu söylüyordun. Öyle değil mi yüzbaşı? Onu buraya getir. Yılan kanyonunda tuzağa düşürdük yüzbaşı. Tuson Kalesi'ne ulaşmayı başaramadım. Burada olacağınızı biliyordum. Geçebileceğimiz bütün yollar kesildi efendim. Hepsi kesildi. Askerlerin işini bitirdikten sonra kasabaya saldıracaklar. Üstelik bu başlangıç. Doktor, at binebilir misin? Ona pansuman yaptıktan sonra hazır olurum. Tuson'a gidip kaleden yardım getirmen gerekiyor. Ben de kasabaya gideceğim. Thompson apaçilerini öldürmediğini biliyorum. Eğer bunu kanıtlayabilir ve Victorio'nun yanına gidebilirsen bu savaşı durdurabilirim. Tamam. Thank you.
Ben dükkana gidiyorum. Bir saat sonra bana mutlaka haber ulaştırın. Bana ihtiyacın yok. Ben biraz dinleneceğim. Sen. Senin tutuklu olman gerekiyordu. Burada ne işin var? Hemen buraya gel. Sorun ne? Sürprizlerden hiç hoşlanmam. Git ve şuraya otur. Sana birkaç soru sormak istiyorum. Arkadaşın Gregor ve Bay Thompson öldüren Shawk hakkında. Bir şey biliyor musun? Ben Oak hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir şey mi? Hiçbir şey. Bence biraz içkiye ihtiyacım var. Hafızanı tazelemesi için. Bu kadar yeter. Hepsini iç. Bay Thompson'ı öldüren şu ok. Onu görmüş olmalısın. Ama hakkında bir şey bilmiyorsun. Hayır. Bu kadar yeter lütfen. Bitir şu bardağı. Ben bilmediğim bir şeyi söyleyemem yüzbaşı. O ok hakkında hiçbir şey bilmiyor musun? Bir apaçi oku olduğunu biliyorum. Ama asla bir fikrim yok. Thank you.
Kim var orada? Ne istiyorsun? Benim Bay Owens. Sizinle konuşmalıyım. Çok önemli. Gecenin bu saatinde bu kadar önemli olan da neymiş? Oh, sen sarhoşsun. Haneye tecavüzden tutuklanabilirsin yüzbaşı. Buraya ne yapmaya geldin? Cevap istiyorum. Thompson'ı kim öldürdü? Sen aklını kaçırmış olmalısın. Belki de öyle. Ama onu Apache'ler öldürmedi. Onlar Arapaho oku kullanmaz. Arapaho mu? Evet doğru. Apache'ler asla böyle bir ok kullanmaz. Oh, demek öyle. Ah. Greer'ın bir işler çevirdiğini biliyordum. Konuşmaya devam et. Şey, burada nasıl bir konumda olduğumu biliyorsun. Bu insanlar benden lider olmamı istiyorlar. Ama ne yazık ki hepsini birden kontrol edemem. Asla. Greer birkaç gün önce bize yardım edebilecek bir planı olduğunu söylemişti. Bana şu oklardan birini alabilir miyim diye sordu. Anlıyorum. Orada kal. Buraya gel. Arka kapıdan dışarı çıkacağız. Ama düşündüğün gibi değil yüzbaşı. Sana Greer'ın yaptığını söyledim. Dinle yüzbaşı. Seninle bir anlaşma yapamaz mıyız? Seni geberttim. Hemen silahını bırak. Owens albaya Bay Thompson'ı nasıl öldürdüğünü anlatacaktı. Evet ama artık anlatamayacak. Anlatamayacak. Ama sen anlatacaksın. Sana söylüyorum, o apaçileri geçemeyiz. Beni çözecek misin? Evet, çözeceğim. Bana ihtiyacın var değil mi? Evet. En azından onlardan kurtulana kadar. Hayır. Apaçeleri öldürmek yasalara aykırı. Önümüzdeki birkaç yılı hapiste geçirmek istemiyorum adamım. Hapse girmek o apaçelerin sana yapacaklarından daha iyidir. Şimdi kararını ver. Ben kararımı verdim bile. Senin de bana ihtiyacın var değil mi? Gel hadi. Yeah.
Su getirdim albay. Apaçiler çok iyi gizleniyor. Ateş etmeyin! Bu yüzbaşı. Onu sakın bırakma çavuş. Albay Peri, Ramirez yanıma geldi ve yardım getirmek için yola çıktı. Bu arada yardımların raporumda yer alacak yüzbaşı. Çavuş onu buraya gönder. Albay, işte bir Apache'nin Thompson'ı öldürdüğüne yemin eden bu. Sanırım artık doğruyu anlatmaya hazır. Evet, devam et. Daha önce de söylediğim gibi albay, Thompson'ı Apache'ler öldürdü. Çavuş kap. Evet efendim. Onu hemen arabanın önüne at. Gel buraya. Gel bakalım. Dur. Tamam. Onu Apache'ler öldürmedi. Onu ben öldürdüm. İmzalı bir ifade istiyorum. Ona bir kalem ve kağıt ver çavuş. Eğer Victoria'nın yanına ulaşabilir ve onu bunun Grigor'ın suçu olduğu konusunda ikna edebilirsek savaşı durdurabiliriz. Bunu yapabileceğimi sanıyorum albay. Tabii sizin de izniniz efendim. Pekala, izin veriyorum. Eğer başarılı olursam size işaret vereceğim. Bol şans. Victoria nerede? İşte babam yüzbaşı. Evet yüzbaşı. Bu sana bağlı Kızıl Atmaca. Artık şef sensin. Kararını vermek zorundasın. Sen ve halkın için savaşın bir geleceği yok. Size barış istersiniz. Şunu oku. Kızılderili vekilini öldüren adamın imzalı ifadesi. Bunu albayınız da gördü mü? Evet. Gerçeği o da biliyor. Albayla konuşacağım. Albay işaretimi bekliyor. Bayan Gillis, o nasıl?
Madem merak ediyorsun söyleyeyim. Öldü. Albayım, yüzbaşı başardı, işte orada. Çavuş, hemen atımı getir. Peki efendim. Albay bakın. Yüzbaşı Stanton'ın istediği destek güçleri. Sizden emir bekliyorlar ama artık... Onlara ihtiyacımız yok efendim. Çavuş, hemen bana sinyal aynasını getir, acele et. Onlara bir mesaj göndereceğim. Peki efendim. Mesajım bu. Albayım bu kızıl atmaca. Maskaleri Apache'lerinin lideri artık o. Şimdi şartları konuşalım. Şartları size ben söyleyeceğim. Halkım rezervasyona geri dönecek. Siz ve hükümetiniz de bize bir daha dokunmayacaksınız. Şartlar kabul edilebilir albay. Söz veriyor musunuz? Albay. Sanırım başka seçeneğim yok yüzbaşı. Söz veriyor musunuz albay? Evet, söz veriyor. Bunu bana o söylemeli. Çok üzgünüm, sözümü tutamayacağım. Adamlarına silahlarını bırakmalarını söyle. Tutuklusunuz. Albay, bana söz verdirttiniz. Zamana ihtiyacım vardı. Yalancı! Yüzbaşı Stanton hastanede 3 hafta yattıktan sonra Washington'dan gelen General Nelson'ı bekleme emri almıştı. Albay, buradaki göreviniz sona erdi. Sizi tekrar doğuya göndereceğim. Peki efendim. Bu kalenin komutasını sen devralacaksın binbaşı. Güveniniz beni mutlu etti. Ama bunu kabul edemem. İstifa ediyorum. İstifa mı? Bu seni memnun eder sanmıştım. Onurlu bir barışı sağlayabilseydim ederdi. Stanton, Apache'lerin koşulsuz teslim olması için emir almıştım. Seni kullandığım için üzgünüm, başka seçeneğim yoktu. Öyle mi? Bizi yalnız bırakır mısınız albay? Peki efendim. Çok az subayın kalbinde insan sevgisi yatar. Bunu sen de biliyor olmalısın binbaşı. Senin baban da böyle biriydi. Ne yazık ki bunu fark ettiğimde çok geç olmuştu. Bunu bir daha düşün Stanton. Ben kararımı verdim general. Üzgünüm. Ben de öyle. Kızıl Atmaca, bilmeni istediğim bir şey var.
senin ve halkının Teksas'a gönderilmesi fikrine tamamen karşıyım. Olanları değiştiremem. Ama ordudan istifa etmem belki senin fikrini değiştirebilir. Teksas'taki rezervasyonda verimli ırmakların ve uzun otların olduğunu söylüyorlar. İnsanlarım her şeye yeniden başlayabilir. Teksas'ta bize kötü günleri anımsatacak eski yaralarımız olmayacak. Ama sen ordudan ayrılmamalısın. Sen bunu duymayı beklediğim en son insansın. Seninle babamın cesedinin önünde buluştuğumuzda halkıma karşı sorumluluklarımdan bahsetmiştin. Ve geleceğimizden. Senin de biz gittikten sonra buraya getirilecek olan kabilelere karşı sorumluluğun olacak. Eğer kalırsan, yalnız olmayacaksın. Hiç kimse kalbine söz geçiremez. Beni bir gün Teksas'ta ziyaret et. Çocuklarını da getir. Brig hazır ol. Rahat da bekle.